Büyük İskender, Babil'de sulama kanalları yaptırmayı ve Basra Körfezi kıyılarında yeni kentler kurmayı planladığı bir sırada uzun bir içkili eğlencenin ardından hastalandı ve 10 gün sonra henüz 32 yaşındayken M.Ö. 323 yılında öldü. Cenazesi önce Memphis'e, oradan da İskenderiye'ye götürüldü ve burada altın bir tabuta kondu. Bu 6 günlük bir süreçti. Fakat Büyük İskender'in bedeni bu süre boyunca ne soğudu ne de herhangi bir çürüme belirtisi gösterdi. Günümüzde bilim insanları Büyük İskender'in Guillain-Barré sendromundan muzdarip olduğuna inanıyor. Bu da gömüldüğü sırada aslında felç olduğu ve zihinsel olarak her şeyin farkında olduğu anlamına geliyor. İmparator Caligula, Incitatius adını verdiği atına büyük bir sevgiyle bağlıydı. Ona fil dişinden yemlik, mermerden ahır, o dönem için çok zor elde edilen erguvan renkli battaniyeler ve kıymetli taşlarla süslü yular yaptırmıştı. Bu at, bazı akşamlar imparatorun sofrasına diğer davetlilerle beraber yerini almakta ve hizmetliler ata diğer davetlilerden daha çok ilgi gösterirlerdi. Zamanla Caligula'nın atına duyduğu bu sevgi mantık sınırlarını aşmış ve atının tüm tanrıların bir bileşimi ve tapınılacak bir şey olduğunu görmeye başlamıştı. Daha da tuhafı, atını Roma senatörü ilan etmek istemesi oldu. Görevden azlettiği bir senatörün yerine atı Incitatius'u senatör ilan etti. İmparator Caligula'ya yaranmak isteyen senatörler ise at sevgilerini göstermek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Hatta Caligula, atının evlenmesi gerektiğini düşündüğünde kızını vermek isteyen senatörler bile oldu. Bunun gibi birçok durumun yaşandığı Roma'da çaresiz halk Caligula'nın kararını eleştirmeye, sorgulamaya cesaret dahi edemiyordu. Roma, ihtiraslarını frenleyemeyen bir adamın "Her şeyin sahibi benim, her istediğimi yaparım" diyen Caligula'nın avucundaydı. Nihayetinde Caligula 41 yaşındayken bir muhafız tarafından öldürüldü. Filler, hükümdarın mutlak gücünü ve vahşi hayvanları kontrol etme yeteneğini göstermede kullanılmışlardı. Fil ile idam, Güney ve Güneydoğu Asya ile özellikle Hindistan'da uygulanmış, yaygın bir ölüm cezası yöntemiydi. Halka açık idamlarda esirleri ezmek, parçalamak veya onlara işkence etmek için filler kullanıldı. Bu hayvanlar kurbanları hemen öldürmek ya da uzun bir süre işkence etmek amacıyla eğitilmişlerdi. Kemikleri yavaşça kırmaları, kafatasları ezmeleri, uzuvları bükmeleri ve hatta dişlerine ve tırnaklarına takılan büyük bıçakları kullanarak insanları infaz etmeleri öğretiliyordu. 1330'larda Hindistan'ı ziyaret eden seyyah İbni Batuta, filler ile gerçekleştirilen infaza şahit olmuştu. Seyahatnamesinde şunlar yazıyordu: "İsyancının ileri gelen önemli adamlarından 62'si sultanın huzurunda fillerin önüne atıldılar. Filler dişlerine takılı bıçaklarla kurbanları paramparça ediyor ve havaya fırlatıyorlardı. Davul ve zurna sesleri göğü inletiyordu. Daha sonra bir isyancının parçaları bir tabak içinde fillere atıldı. Filler yemediler." Marcus Licinius Crassus, hayatı boyunca Roma'nın en zengin adamı olarak biliniyordu. Bir Roma konsolosunun oğlu olan Crassus, Spartaküs'ün yenilmesinde ve 3. Köle Savaşı'nın sona ermesinde önemli bir rol oynadı. Julius Caesar ve Pompey ile ilk triumvirlik, yani üçlü ittifakı kurdu. Crassus giderek servetine servet katıyordu ve bu doyumsuzluğu onun çöküşüne sebep olacaktı. Neredeyse 60 yaşında olan Crassus hala zafer ve ganimet peşinde koşuyordu. Bu kez gözlerini
Mezopotamya'da bir Doğu İmparatorluğu olan Part İmparatorluğu'na ve kralı 2. Orades'e dikmişti. M.Ö. 55 yılı sonbaharında ordusuyla deniz aracılığıyla Lidya bölgesine ayak bastı. Sahil şeridi boyunca ilerleyen Roma ordusu, Kapadokyalıların kendilerine erzak sağlaması ve yön tayininde yardımcı olmaları sayesinde M.Ö. 53 yazında Zeugma'ya vardı. Burada Roma İmparatorluğu'na bağlı Ermenistan Kralı 2. Artavastes, 16 bin süvari ve 30 bin piyade ile Krasus'a yardım teklifinde bulunmuştu. Karşılığında tek istediği, Partlara Ermenistan topraklarından ilerleyerek saldırmalarıydı. Böylelikle Part tehlikesi o topraklardan uzak tutulacaktı. Aslında iki tarafında işine gelecek bir teklifti. Fakat Crassus teklifi reddetti. Üst düzey subaylardan Gaius Cassius Longinus Crassus'u ikna etmeye çalışsa da nafileydi. Çünkü Crassus öyle bir durumda seferin uzayacağını düşünüyordu. Amacı bir an önce Mezopotamya'yı ele geçirmek, servetine servet katmaktı. Seferi aceleye getirip çöl boyunca ilerlemeyi seçerek büyük hata eden Crassus, burada yaklaşık 43 bin askerinin bitap düşmelerine, aç kalmalarına sebep olmuştu. Crassus, komutan Surena önderliğindeki Part kuvvetleriyle Harran yakınlarında çarpıştı. Tarihçi Plutarkos, Crassus'un büyük bir hizmete uğradığını, 20 bin Romalı askerin öldürüldüğünü ve 10 bininin de esir alındığını ifade etmiştir. Savaş bitiminde Partlar Romalılara seferden vazgeçmeleri durumunda bölgeden güvenli bir şekilde ayrılmalarına izin verecekleri mesajını gönderdi. Crassus seferden vazgeçmeyi gururuna yediremiyordu. Fakat ordu komutanları bu teklifi kabul etmezse kendi askerlerinin isyana kalkışacağını bildirdi. Bunun üzerine Crassus, Partlarla anlaşma sağlamak için görüşmeye gittiği sırada tuzağa düştü ve ele geçirildi. Güvenlik amacıyla yanına aldığı belli sayıda asker ve komutanlar öldürüldü. Crassus ise Part İmparatorluğu merkezine götürüldü. Kadın elbiseleri giydirilerek aşağılandı ve servete altına olan doyumsuzluğu içinse boğazına erimiş altın dökülerek öldürüldü. Romalılara göre idrar, dünya üzerinde en kolay bulunan doğal temizleyiciydi. Öyle ki idrarın dişleri beyazlaştırdığını ve çürüklerden koruduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden idrarı ağız gargarasında ve ponza taşıyla karıştırarak diş macunu yapımında kullanmışlardı. Amonyak özü sayesinde idrar, Roma İmparatorluğu süresince gelişen tekstil sektöründe de oldukça önemliydi. Sık sık yünleri ve çamaşırları beyazlatmak amacıyla da kullanılmaktaydı. İnsanların idrarlarını toplamak maksadıyla halka açık yerlerde ihtiyaçlarını gidermelerine yönelik devasa büyüklüklerde kil çömlekleri kullanıyorlardı. Nihayetinde o kadar çok idrar kullanıldı ve toplandı ki Roma İmparatorluğu tarafından idrara vergi konuldu. Kolezyum, Flavian Hanedanlığı döneminde inşa edildiği için Flavianus Amphitheatrus olarak bilinirdi. Latince Colossus kelimesinden türetilen ve dev anlamına gelen Kolezyum adı, Rodos heykeli baz alınarak yapılan İmparator Nero'nun devasa heykelinden türetilmiştir. Nero'nun intiharından ve 4 imparator yılındaki iç savaşlardan sonra bu dev heykele imparatorun halefleri tarafından güneş tacı eklendi. Sol Invictus veya Güneş Tanrısı Apollon'a benzetilerek yeniden şekillendirildi. Yaygın olarak Colossus Solis olarak anıldı. Daha sonra Güneş Tanrısı olarak Nero'nun dev bronz heykeli İmparator Hadrian tarafından Amfiteatro'nun yanına taşındı. Colossus bir süre sonra düştü. Fakat Amfiteatro Kolezyum olarak anılmaya devam etti.